Fıkhın dördüncü bölümü de ukubat deniyor. Ukubat. Hani ikabın çoğulu cezalar bölümü. Deneyebilirim, deniyor, Cezalar bölümü. İslam hukukunda, İslam dininde bazı haramların cezaların cezası dünyada veriliyor bir kısmı. Veriliyor. Yani haram olduğu için değil ama. Mesela içki içmek haramdır. Bunun bir cidası var. Had deniyor bunlar. Had. Yani bir kimse e, alkol içki içerse içerse ne olur? Bunun cidası İslam'da 80 denek muhtemelen böyle. İslam'da. Dişim bir caydırıcı olmak için bunda. Bu gezi dövülmez ama. Yani karakol dövülmez. Namazdan sonra bir cami önünde. Cami önünde. Hakim oraya gelir. Hüküm veren kadı yani hakim oraya gelir. Gerek hakim ya hakim zabıt kâtibi kararı okur. İşte bu kişi içki içti. İşte şunu şunu böyle sabit olmuştu derten böyle hüküm verilir. Ondan sonra buna 80 sopa değişkene vurdu bu şekilde şey. Toplum içerisinde verilir. Tabi bu gören kişi ne yapar? Ondan çekinir. Şimdi içki haram. Bakın muhtemelenler. Mesela bir et, tavuk eti diyelim ki, bir tavuğu makine kesmiş. Bu et nedir? Leştir, hızır eti, domuz eti gibi, haramdır muhteremde. Ama onu yiyene duyancılar verilmez muhteremde. Hatta bir insan bile bile bir kimse, domuz etini yesi bile, bunu duyancılar verilmez buna. Ağırta kalır. Neden? Çünkü bunun zararı kişiyle sınırlı. Onunla sınırlı ama içkinin topluma zararı var, içkinin. Önce sarhoş, alkolik kişinin, önce hanımına karşı bir ezası vardır. Eve gelir, konuşmayı bilmiyor, nikah bilmez, boşanmayı bilmez, konuşmayı bilmez, kırar, döker, aksırır, öpsürür, kusar, musar, şunu bunu yapan muhteremler. Bu nedir kadına? Kulaklığı mı, eziyet mi? Önce kadına, kardeş. sonra çoğu çoğu ilgilenmez kişi. Hele alkolik olur, olursa bir kişi, içkide bir kişi fazla bağımlı olursa ne olur? Artık kişinin beyninde mekanizma duruyor, merkezler duruyor beyninde. Yani yönetimi kişinin zayıflar, iş hayatı zayıflar, yani, halkla ilişkileri kişinin zayıflar böyle. Aile düzeni düzenini kalkar kişinin, sonra bu komuştan zarar verebilir. Bunun için topluma zarar verdiği için dünyada bu cezalandırılır, bir de bu ceza... Amaç burada acıtmak değil de bir caydırıcılık böyle. Bir utandırma böyle toplum içerisinde. Tabii arkadaşı görür bunu, yakını görür, komşusu görür, kadın da görür bunu. Yatırırlar, efendim, sesini sapına vururlar buna. Bu nedir? Bir, gerçekten bir caydırıcılıktır muhtemelen.